Herkese merhaba, ben Sena Sezer. Diğer kanalımdan görüp de buraya gelenler için tekrardan sözümü dinledikleri ya da önerime uydukları için teşekkür ederim. Beni yeni keşfeden ve burada keşfeden insanlar ise aşağıdaki bıraktığım linkten diğer kanalıma, daha doğrusu podcast hesabı olmayan, sizlerle beraber sohbet ettiğimiz, bazen eğlendiğimiz hesabıma göz atabilir. Evet, şimdi geçelim podcastimizin konusuna. Aslında bugün sizlerle konuşacağım bu konuda sizi kesinlikle yargılamadığımı, aksine sizlere yardımcı olmak istediğimi ve biraz da olsun içinizi rahatlatmak istediğimi bilmenizi isterim. Bazen iyi kalpliliğimizden, bazen hoşgörümüzden, bazen de yetiştirilme tarzımızdan ötürü insanları fazla kez affetmeye çalışırız. İnsanların hatalarını görmezden gelmeye çalışırız. Ya da onların yaptığı hataları bir seferlik olsun affetmiş gibi davranırız. Fakat bir süre sonra insanların buna alışması neticesiyle fazla fazla affetmeye ve fazla fazla göz ardı etmeye başlarız. Bunu zamanında ben de yaptığımdan ötürü kesinlikle sizleri yargılamıyorum. Aynı şekilde yapmamış olsaydım yine yargılamayacaktım. Bugün aslında burada konuşmak istediğim şey, öyle her şeyi affedersen bir gün bir bakarsın kendini affedemez halde olursun. Peki Sena, ben her şeyi affeden birisiyim, hiç sınır koyamıyorum diyorsan, nasıl sınır koyacağını bilmiyorsan iyice dinlemeye devam et. Dediğimiz gibi aslında çok fazla affetmemek, affedici ya da verici taraf olmamak için kesinlikle gerekli yerlerde, gerekli sınırları koyaraktan affetmek gerekiyor. Çünkü insanlar hata yapabilir. Şayet biz de insanız ve biz de hata yapabiliyoruz. İnsanlar bazen affedilmeli. Özellikle küçük konularda, gerçekten canımızı çok yakmayan, ufak tefek unutkanlıklar vesaire, sözler olabilir bunlar, hiç fark etmiyor. Bunlar affedilebilir durumda. Fakat gerçekten bunların artık küçük de olsa çok fazla ilerlemesi ve sizin karşılığında sınır koymamanız neticesinde bu hataların küçük bile olsun, büyük bile olsun hiç fark etmiyor. Bunların ilerlemesi durumunda nasıl sınır koymanız gerektiğini ve bunlara karşı nasıl bir önlem almanız gerektiğinden bahsedeceğim. Sınır koymak sadece insanların size yapacağı hataları önlemek de değil, size karşı bakış açılarını da değiştirecektir. Size verdikleri değer de, size verdikleri saygı da ya da herhangi bir bakış açısı da size karşı tamamen değişecektir. Bu yüzden sınır koymak en önemlisi. Dediğim gibi eğer çok fazla affedici, çok fazla verici bir insansan kesinlikle sınır koymayı denemelisin. Peki nasıl sınır koyabilirsin? Tekrardan anlatıyorum. Aslında sınır koymak çok basittir. Yani kafanızda öncelikle sınır koymanız gerekir. Başta sınır çizmek istediğiniz, sınır koymak istediğiniz şeyi seçmek zorundasınız. Zaten siz bunu seçtikten sonra o olaylar karşısında farkındalıklı bir şekilde ilerlerseniz, farkında olduğunuz şekilde yani ilerlerseniz bunu göreceksiniz ki zaten işleme koymuşsunuz bile. Yani demem o ki, öncelikle size yapılmasından rahatsız olduğunuz hataları, sözleri veya olayları hiç fark etmiyor. Rahatsız olduğunuz her şeyi kafanızda toparlayın ve belirleyin. Baktınız ki karşınızdaki insan size göre hata olan, sizin beğenmediğiniz, sizin hoşunuza gitmeyen bir şey yaptı. Bu durumda kesinlikle sınır koyun ve hayır, artık seni hayatımda istemiyorum demekten korkmayın. Veyahut da bir süre aramıza mesafe koyalım demekten korkmayın. Zaten sınır koyamamanın başlıca sebeplerinden birisi insanları ya da değerleri kaybetmekten korkmaktır. Size bir arkadaş tavsiyesi olarak şunu söyleyebilirim ki, kesinlikle bir insan gider, bir insan gelir. Dünyada zibilyon tane insan var. Kesinlikle her insanın kalıcılığı kesinlikle değildir. Bu sebepten ötürü bu fikre alışaraktan, kendi değerinizin ve bu hayatı sadece sizin yaşadığınızın farkındalarını unutmayaraktan sadece kendinizin farkında olun. Sen ne kadar kendi sevginin, kendi değerinin, kendinin öneminin ne kadar farkında olursan o kadar kendinin sınırlarını koyabilirsin. Ve sınır koymaya başladıkça göreceksin ki seni seven, sana saygı duyan insan sayısı çokça artmış. Zaten sen bu adımları yaptıktan sonra bakacaksın, artık senin istediğin gibi davranıyorlar sana. Ve senin istediğin gibi davrandıkları sürece zaten sana hata yapamayacaklar ya da senin istemediğin o hatalı sözcükler, hatalı davranışları sana gösteremeyecekler. İşte olay tamamen bundan ibaretti. Evet arkadaşlar, bugünlük podcastimizin sonuna geldik. Birazcık kısa olduğunun farkındayım. Fakat daha detaylı bir açıklama ya da herhangi bir video öneriniz olursa, isteğiniz olursa kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi ilk kanalımın linkini, Instagram linkimi ve kendi WhatsApp kanalımın linkini bırakıyor olacağım. Bu arada sesim için kusura bakmayın çünkü birazcık hasta sayılırım. İyi bir durumda olmadığımdan ötürü sesim ancak bu kadar çıkıyor. Elimden geldiği kadar sesi yükseltmeye ve sizlere duyurmaya çalışacağım.
Umarım bu videoyu beğenmiş, umarım bu video hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuzdur. Umarım yorum yapmakta heveslisinizdir. Sizleri çok seviyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım.